2020 Antalya Manavgat'tayız. Kazım Örekçi yanımızda, evet. Rekor gelişim müşterimiz. Burada 15 dekar portakal bahçesinde bu sene rekor gelişimi Ocak-Şubat dönemlerinde uygulama yaptık. Kazım abi, burada ne oldu? Değişim ne gösterdi? Rekor gelişim size ne sağladı? Bu ağaçlar nasıldı? Böyle kısaca bir özetleyelim. Rekor gelişimden önce bu ağaçlar sarı sarıydı. Biraz kurumalar oluyordu. Şu muhitin bir adını söyleyebilir miyiz? Bu bahçenin olduğu muhit. Manavgat. Aydınevler Mahallesi. Aydınevler Mahallesi. Aha. Kaç yaşında portakallar? Onu da söyleyelim, sonra devam edelim. 30 yaşlarında vardı. 30 yaşında. 30 yaşlarında vardı. Sarı sarı oluyordu yapraklar. Evet. Biraz dallarda kurumalar falan oluyordu. Hı-hı. Yani pek hoş değildi. Hoş değildi. Peki. Ama rekor gelişimi attıktan sonra böyle yapraklar çıktı. Şöyle gösterelim. Yapraklarınız gayet, gayet sağlıklı. Güzel, herhangi sağlıklı. Bir tabii bunlar taze yaprak. Evet, taze yaprak. Şurada çiçekten meyveye dönmüş şeylerimiz, evet, de var. Evet. Peki Kazım abi, burada normal gübrelerimizi attık. Normal gübrelerimizi toprağımızı attık. İşledik. Evet. Rekor gelişim verdik. Evet. Geçen sene çalılaşma vardı. Sararma vardı. Sararma vardı. Siz peki tavsiye üzerine aldınız bunu. Tavsiye üzerine. Size aldık. Tavsiye ettiler. Tavsiye siz de ettiler. Denediniz. Yani kullandık, hakikaten güzel. Bahçenin tamamında aynı. Ha, hatta tamam, tesadüf aynı. Bugün bizi konuşuyormuşsunuz. Biz, evet, de sizi aradık, evet, ziyaret edeceğiz, evet, diye. Denk geldi. Denk geldi. Yani hasta doktorun ayağına. Evet. Şöyle buraya doğru gidelim mi? Göstererek. Şu ağaçlardan da gösterelim. Şimdi şu canlılık, parlaklık görülüyor. Şey anlamında bunlar, evet, yeni sürgünler. Gayet güzel yani. Şu çiçeklenme vesaire de. Hı-hı. Şu şekilde şöyle gösterelim yakından. Çiçeklenmemiz bu şekilde. Yani bunların tamamı bu sene yeni gelen sürgünler. Evet. Bu bahçe aşağı yukarı şu konumdan. Evet. Buna doğru mu? Yani şu konumdan. Durumu. Hani bu ağaçta bile, aha, şu sürgünler görülen yapraklar hemen hemen neredeyse yeni yıl. Bu yılın, evet, bu yıl, yaprağı. Hı-hı. İçleri de bayağı bir kararma. Akma sorunu var mıydı? Akma daha önceden vardı ama şu anda çok fazla yok. Şimdi o konuda da destek olacaktır. Hı-hı. Çünkü bitkinin iletim demetleri vesairesi, hı-hı, açıldığı zaman, bitki çalışmaya başladığında, evet, hem sürgününe hem meyve tutumuna, tabii buradaki ilerleyen dönem için meyve kalitesi ve kalibresinde de sululuğu, doluluğu, kabuk yapısında artılarını göreceğiz. Evet. Ona göre ölçeceğiz. Böyle gidelim biraz daha şu ağaçlardan da en azından her yerde aynı olduğunu gösterelim. Şu bölgelerden de. Bu şekilde görülüyor. Kazım abi, tavsiye eder misin? Şu anki görüntüye göre. Şu anki görüntüye göre herkesin atmasını tavsiye ederim. Rekor gelişim. Yani, rekor gelişimi atmasını tavsiye ederim. Siz yani, tabii bizi güzel izliyordunuz. İzliyordum ben. Kanallarımızdan. Kanallardan izliyordum. Tabii ki bir de tavsiye gelince. Bu geçen sene yıl atmak istedim ben ama bir türlü olmadı. Geçen atamadım. Yıl atmak istedik, olmadı. Bu sene kullandık. Bu sene kullandık. Pişman yani değiliz herhalde. Yok, attığımıza. Pişman değiliz. Peki öncelikle Manavgat portakal üreticisi de olan Türkiye'deki bütün portakalcılara tavsiye eder misiniz? Tabii rekor gelişimi. Tabii canım, herkese tavsiye ederim. Yani rekor gelişim her şimdi ürüne geçerli herhalde. Her ürüne kullanabilirler. Ha. Tüm meyve ağaçları, seracılara, yani muz seraları, açık alan tarım yapılan, evet, yerlerde. Artı bir de şunu ilave etmek isterim. Size de tavsiye ederim. Tüm meyve ağaçları, portakal, narenci ağaçları için üstten bu dönemlerde uygulanan ve devamında sezonda uygulanan yaprak gübremiz, rekor gübremizi de kullanmanızı tavsiye ederim. Onu da, onu da mutlaka deneyeceksiniz. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür buradan ederiz. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz Manavgat'tan.